Merhaba, ben Storm Torgerson. Norveçliyim ve albüm kapakları tasarlıyorum. Bugüne kadar çok sayıda insanın hoşuna giden birçok albüm kapağı tasarladım. Örneğin Pink Floyd, Led Zeppelin, 10cc ve yakın zamanlarda ise Muse, Cranberries ve Biffy Clyro gibi. İyi gruptur bu arada. Margaret'le ilk tanışmam annem sayesinde oldu. Annem dolaylı olarak sanata, özellikle de resme olan ilgimi destekledi. Margaret benim için erken bir ilgiydi çünkü teknikten çok fikirlerle çalışmıştı. Hatta bu fikirlerin bazıları o kadar eğlenceliydi ki beni gülümsettikleri için onlara bakmaktan asla kendimi alamıyordum. Fikirleri benzerlerini yapmak için çok uygun olduğundan Margaret'in daha birçok kişiye esin kaynağı olduğuna eminim. Margaret'ten garipliğe ya da garip olmaya olan aşkımı, bitiştirmeyi ya da karşıtlığı, gerçekle oynama isteğini aldığımı düşünüyorum. Böylece hafifçe çarpıtılmış bir gerçeklik yaratabiliyorum. Çalışmalarımdaki karşıtlık ya da gariplik bundan kaynaklanıyor. Çoğu zaman böyle şeylerin gerçek olduğunu düşünür ve bunun için onları bilgisayar ortamındaki çalışmalarımızda kullanmayız. Çünkü gerçekliğin belirleyici özellikleri vardır. Gerçek ne görüyorsan onu alırsın ilkesiyle işler. Bunun için ister çizim yapın, ister illüstrasyon, ister bilgisayar ortamında çalışın, gerçek her zaman hayal gücünün bir sonucu olarak kalır, gerçek olarak değil. Ve size bir şey söyleyeyim. Gerçek bir şey yapmak oldukça eğlencelidir. Ben kasıtlı anlam karmaşası yaratmayı çok seviyorum. Ne olduğunu biliyorsunuz ama neden olduğunu bilmiyorsunuz ya da ne olduğunu bildiğiniz bir şeyin nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Tasarladığım kapaklardan özellikle biri kasıtlı olarak Margaret hakkındaydı. Adeta ona bir saygı niteliğindeydi. Pink Floyd'un Wish You Were Here, Burada Olmanı İsterdim isimli albümünün kapağı. Bu çalışma için 4 farklı tasarım yaptık. Alevler içindeki adam, göle dalan adam, Norfolk'ta havada uçuşan bir örtü ve çölde yüzü ya da dış görünüşüyle ilgili başka bir özelliği belli olmayan bir adam. Albümün arka kapağındaki çöldeki adam resmi kesinlikle Margaret'in izlerini taşıyor. Çünkü kapağı gören insanların kafasını karıştırıp bir saniye bu gerçek mi sorusunu sormalarına yol açıyor. İyi bir imge tasarımcısı olduğumu düşünüyorum. Tasarladığım imgelerin müzikle uyum içinde olması gerekiyor. Bir galeride var olmak yerine modern dünyada olmayı, müzikseverlerin albüm kapaklarına bir kere daha bakmalarını ve bu ne kadar aptalca, ne kadar tuhaf ya da gerçek dışı, ne anlama geliyor acaba demelerini sağlamaya çalışıyorum.